Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü ana soru grubu konumuz beynimizi strese sokan şeyler. Şimdi ben stres konusunu çok anlatıyorum. Stres aslında bir organizmanın hareketini, beslenmesini, üremesini falan kısıtlayan durumlara verdiği tepkiler bütününün adı. Ve bir şey bizi darlıyorsa, sıkıştırıyorsa, dar bir alana hapsediyorsa, hareketimizi engelliyorsa bu bizde stres diye bir reaksiyon yaratıyor. Aslında stres reaksiyonun adı ve amacı buralardan kurtulmak, buradan çıkmak. Şimdi biz bugün bu tip gelen soruları grupladığımız bu başlık altında aslında zihinsel olarak bizi strese düçar eden eski tabirle yani bizde stres reaksiyonu patlamasına sebep olan ama önlenebilir bazı önemli konuları masaya yatıralım. Hem de inşallah başta ben olmak üzere hepimiz bunları hayatımıza belli ölçülerde uygulayabilelim diye bunu bir video ile kayıt altına alalım dedik soruyorum kapsamında. Efendim şimdi 7 e, madde sayacağım ben size. Birinci maddemiz efendim hareketsizlik. Beynimizi, zihnimizi en çok zorlayan unsurlardan bir tanesi hem bedenen hem zihnen uzun süre hareketsiz kalmak. Bu arada ilk 3-4 maddeyi hatta 5 maddeyi sayarken konuya aşina olan arkadaşlarımız hemen insanın fabrika ayarlarına gönderme yaptığımı anlayacaklar. Zira birinci madde olan, ifanın birinci maddesi olan hareket o kadar yaşamsal ve önemli bir şey ki biz bedenen uzun süre hareketsiz kaldığımızda hem vücut hem beyin kimyamızda olumsuz bir sürü değişiklikler oluyor. Niye böyle oluyor? Sistem harekete ayarlı, beyin bir hareket kontrol sistemi. Sürekli olarak dış dünyadan aldığı uyaranlara bazı adaptif, uyum sağlayıcı hareketler yaparak cevap üretmesi lazım. Yapılış amacı bu. Bu amacın dışında bugünkü dünyanın işte şehirli insanların çoğunda olduğu gibi bütün gününü sadece parmakla cam itekleyerek geçirebiliyorsa, hep böyle aynı şeyleri mık mık yapıp oturup bütün gün ofis çalışanı olarak hayatını sürdürüyorsa, kaçınılmaz olarak bu sistem arıza verecek. Dolayısıyla zihinsel olarak içinden çıkamadığımız çeşitli durumlar yaşadığımızda, birçok uzmanın da bugün hemfikir olacağı gibi, önce bir beden hareketi, yani biraz egzersiz, biraz gezme dolaşma, günlük basit bir tempolu yürüyüş olsun bir yarım saat, bunu hayatımıza katmak oldukça iyi olacak. Bu devrin en önemli sağlık sorunlarının bu hareket meselesiyle bağlı olması boşuna değil. Zihin sağlığı da büyük oranda harekete bağlı. Mesela şu anda eğer uzunca bir süredir video izliyorsanız şunu bir durdurun. Şöyle bir içindeki tur atın ya da neredeyseniz orada kalkın bir gelin yürüyün. Gelin oturun bir daha çalıştıra basın. Bu videodan bambaşka şeyler anlayacaksınız. Denemesi bedava. İki dakikalık bir hareket her şeyi çok fazla değiştirecek. İkincisi efendim tabii ki boğazlar meselesiyle ilgili. Çok yüksek kalorili beslenmek maalesef zihnimizin çalışmasını etkiliyor. Bunun temel sebebini daha önceki videolarda, kitaplarımda bolca anlatmaya çalıştım. Biz bugün çok yüksek kalorili, özellikle şeker ve karbonhidrat açısından yüklü gıdalarla besleniyoruz. Çünkü bunları çok bulabiliyoruz. Ama tabiatta bunlar çok az olduğu için hem atalarımız bunları çok sevip arıyorlardı, hem bulunca mideye indiriyorlardı. Bu yüzden çok büyük iştahla donatıldılar. Ama biz de bu işte aynen devam etmekle beraber bu gıdalar her tarafta var. Dolayısıyla ne oluyor? Şekerci dükkanının önündeki çocuk gibi aklımızı kaybediyoruz çoğumuz. Başta ben. Yemek yerken böyle kontrol elden yitebiliyor. Bir e de bu ne oluyor böyle olunca? O kadar yüksek kaloriyi bedenimize aldığımızda sindirim sistemimiz büyük bir hızla bunu emerek kan dolaşımımıza veriyor. Bu kan dolaşımı her yere olduğu gibi beyne de gidiyor. Ve yemeklerden hemen sonra özellikle o künefe falan seven varsa aranızda bilir o böyle fıstıklı künefeyi gömdükten sonra efendim böyle bir el estiği almış gibi bir kafa oluyor ya böyle hafif bir gidiyorsunuz. Beyne basılan aşırı şekerin neticesinde bir kere beyin damarları bir büzüşüyor. Bu sırada vücutta aşırı yükselen kan şekeri nedeniyle pankreasınızdan salgılanan insülin hormonu acil önlem olarak kan şekerini hemen düşürmeye çalışıyor. Çünkü yüksek kan şekeri şeker hastalığında biliyor olduğunuz gibi uzun vadede vücutta bir takım sekerlere ve sorunlara sebep olabilir. O işte iyileşmeyen yaralar falan gibi. Dolayısıyla o kan şekerini hızla düşürmek lazım. İnsülin salgını alıp kan şekerini düşürürken de beynimize giden şeker miktarı bir anda bayır aşağı düşüyor. Demin böyle şeker bolluğuyla coşan, gayet güzel bir kafaya ulaşan beynimiz şeker aniden düşünce biliyorsunuz yemekten 2-3 saat sonra bir açlık hissetmeye başlıyor. Şimdi işin beslenme kısmı bir tarafa elektrikli alete giden elektriğin dalgalanma yaptığını düşünün. Yani sabit bir voltaj değil de inip çıktığını, işte voltaj düşmesi, yükselmesi yaptığını. Ne oluyor? Bir süre sonra o aletin ya transformatörü ya motoru bir şeyi bozuluyor ve sonra servise götürmek zorunda kalıyorsunuz. Aynı şey beynimizin kan şekeri düzeyleri içinde geçerli. Gün içerisinde çok böyle bombastik yemekler yeme alışkanlığımız varsa sabah kahvaltısında yağlı ballı, öğlen yemeğinde tatlılı, su, turşulu falan akşam yemeğinde de kuzulu yağlı falan bir şeyleri götürüyorsak bu kan şekeri dalgalanmaları bir süre sonra beynin tabiri caizse metabolik olarak laçka olmasına sebep oluyor. Bu tabirde daha önce kullanan olduğunu bilmiyorum ama metabolik laçka literatüre girebilir. Ve yavaş yavaş beynimizin çalışma verimi düşüyor. Özellikle uzun süre konsantre olmanız gereken işlerde çok ciddi zihinsel performans kaybı yaşayabiliyorsunuz. Çaresi nedir? Karbonhidrat alımını sınırlayacağız efendim. Günde yapabiliyorsak iki öğün, Hel hele mümkünse bir öğün besleneceğiz. Ve karbonhidratları kestiğimiz zaman da Özellikle yağlardan aldığımız uzun süreli o sürdürülebilir enerjiyle tıngır mıngır hani bir maraton koşucusunun uzun süre mukavemet koşusu yaptığı gibi beynimizde tıkır tıkır çalışacak denemesi bedava. Yapmadan söylemiyorum. Ben bunu 3 sene falan gayet başarılı uygulamış bir insan olarak söylüyorum. Bu aralar biraz ayarım bozuk ama düzelteceğim söz. Bir kere yaptınız mı zaten ondan sonra hızla düzeltebiliyorsunuz. Bu arada bu iş 1-0 değil. Yani ben artık künefe yedim öldüm falan. Ya ye künefeyi de ondan sonra bir ay şöyle güzel bir karbonhidrat orucu yap ara ara bir değişiklik yapmak iyidir. Üçüncü maddemiz ise aslında insanın fabrikalarında doğrudan bir madde olarak bulunmayan ama bütün maddelerle doğrudan ilişkisi olan uyku. Daha evvel uyku ile ilgili çok video çektim. Uyku bedenimiz için değil beynimiz için geçirmemiz gereken bir süreç diye uzun uzun anlattım. Ve günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi de ağır ve yaygın bir uyku bozukluğu. En temel nedeni akşam yapay ışıklandırmalı işte böyle mavi ışığı bol ekranların karşısında çok zaman geçirmek zorunda olmamızdan kaynaklanıyor. Çünkü beyinde uyku otomatik ve gün içerisinde döngüsel olarak devam eden bir süreç. Işık karanlık döngüsüne bağlı. Eğer gözümüze gelen ışık miktarı akşam doğada olması gerektiği gibi azalabilirse beynimizde melatonin diye bir hormon salgılanıyor. Melatonin gidiyor herkese diyor ki hadi bakalım yataklara uyku vakti geldi gözler kısılıyor. İşte kalp ritmimiz düşmeye başlıyor. Yavaş yavaş böyle gözümüz yatağa bakıyor falan. Öyle bir ruh haline giriyoruz. Bir zihin durumuna giriyoruz. Alfa hali dediğimiz hal oluşuyor. Ama o saatte hep telefonuna bakıyorsanız, Netflix izliyorsanız, YouTube'da Sinan Canan'ı böyle izliyorsanız yapmayın. Çünkü o sırada melatonin salgısı, göze ışık gelince kesiliyor. Ve bu bizim uykuya geçiş konusundaki fizyolojik süreçlerimize ağır bir darbe anlamına geliyor. Sadece bununla da kalmıyor. Çok aydınlık bir gece sürecinden sonra yatağa gittiğimizde hem çoğunlukla uyumakta zorlanıyoruz hem de uyku düzenimizde melatonin sağladığı için hele hele odamızda bir de ışık varsa uyurken işler daha da heyecanlı oluyor, bütün uyku düzeni bozuluyor. En önemli etkisi REM uykusu diye beynin derlenip toparlandığı, sinaptların yani bağlantıların yeniden organize edildiği ve gereksizliklerin temizlendiği bir süreç hakkıyla yaşanamıyor. Sabah böyle turşu gibi kalkıyorsun. Boş boş bakıyorsun. Ayılman çok uzun sürüyor. Bir fincan koyu kahve içmeden güne başlayamıyorsun falan gibi durumlar ortaya çıkabiliyor ve bu uzun vadede Alzheimer'a kadar yani uzun vadeli nörodejeneratif hastalıklara kadar birçok zihinsel ve beyinsel problemin temelini oluşturabilir diyor uzmanlar. O yüzden uyku tekrar edeyim, boşa geçen bir vakit değil. Çok önemli bir vakit. Öğrenmenin de mayası güzel eğer uyursak gündüz öğrendiklerimiz daha iyi aklımızda kalıyor. Ve beynimiz o süreçte yenilenebildiği için ertesi gün çok daha güzel aktiviteyle çalışıyor. Lütfen uykumuza dikkat edelim. Bu arada daha önceki videolarda hatırlattığım şeyi tekrar hatırlatmakta fayda var. Uykuyu boşu boşuna uzatıp kısaltmaya çalışmayın. Uykunuzun uzun ve kalitesiz olmasının temelde 3 sebebi var. Biraz önce söylediğim yüksek kalorili beslenme, biraz önce söylediğim çok hareketsiz olma, ve biraz sonra söyleyeceğim çok stresli olmak bizim uykumuzu uzatıyor ve kalitesini düşürüyor. Stresinizi azaltacak bir yol bulursanız, kalori alımınızı kısıtlarsanız yani biraz az yersek ve bir de fiziksel hareket yani egzersiz birazcık hayatımıza girerse göreceksiniz ki uykunun hemen süresi kısalacak ve kalitesi yükselecek. Çok önemli ileriki yaşınızda ahvah etmek istemiyorsanız şimdi uykuya dikkat edelim. Akşam oldu mu kralını tanımayın. Yatak sizin en iyi dostunuz. Yatakta böyle kitap okuyacağım, bilgisayar, bilgisayar, Heh, yatalım uyuyalım. Efendim dördüncü maddemiz biliyorsunuz yalnızlık Allah'a mahsus diye bir sözümüz var. Hakikaten öyle. İnsan yalnız kalmak için yapılmış bir canlıya benzemiyor. İnsanın fabrikalarının üçüncü maddesi o yüzden ilişkilerle ilgiliydi. Ve gerçekten yalnız kalmak özellikle dertli, tasalı ve muhtaç hissettiğimiz zamanlarda etrafımızda kimse olmaması ya da etrafımızda birileri olsa bile güvenebileceğimiz ve gerçekten duygusal bağlantı kurabileceğimiz insanların pek bulunamaması insanda gerçekten çok yoğun zihinsel stres yaratan bir durum ve bu gerçekten insanın içinden çıkmaya mecbur olduğu zihinsel bir sıkışmışlık hali gibi tepki görüyor beyin tarafından. Niye böyleyiz? Yaşamsal olarak yani hayatta kalmak için diğer insanlar olmadan vahşi doğada hayatta kalabilir bir canlı olmadığımızdan bütün sistem diğerlerinin varlığına ama sadece fiziksel varlığına değil duygusal bağlantılara da göre ayarlanmış ve onlar olmadığında zihin büyük bir boşluğa düşüyor. Büyük bir hiçlik ve yardımsızlık içinde kalmış gibi hissediyor. Ve buna bağlı olarak da bir nevi tabiri caizse kendi kendini imha reaksiyonlarına benzer reaksiyonlar başlatıyor. Yalnız uzun süre yalnız kalmak zorunda kalan insanların bir sürü zihinsel ve dahi fiziksel hasar yaşadığını ve maalesef belki de birçoğunun zamanından önce, normal ömür sürecinden önce ölmek durumunda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ömür uzunluğuyla bile bu kadar yakın ilişkili olan bir şey zihinsel stres açısından da çok önemli bir parametre olarak ele alınmalı. Etrafımızdaki insanlarla sadece internet üzerinden işte böyle mesajlaşmanın bu işe yaramadığını da tekrar hatırlatayım. Gerçekten oturup böyle yüz yüze sohbet edebildiğimiz, derdini dinleyip derdimizi dökebildiğimiz insanların en azından birkaç kişinin etrafımızda olması çok önemli. Tabii ki bu konuda aile en birinci kurtarıcı faktör. Ama her zaman aile olmak zorunda değil. Yakın dostlarınızla, kendi çevrenizde dar halkadaki insanlarla ilişkilerimize çok çok dikkat etmemiz lazım. Bu zihnimizi strese sokan bu devirdeki en büyük sebeplerden bir tanesi. E tabii ki Sinan Canan bir video çekiyorsa konfor beyni çürütür demeden bu videoyu bitirmez biliyorsunuz. Beynimizi strese sokan bir başka önemli unsur da yıllar boyunca, çok uzun zaman boyunca hep aynı, sıkıcı ve ödülsüz, tatminsiz davranışları sürdürmek zorunda kalmak. Şimdi böyle deyince birçoğunuz muhtemelen oturduğunuz yerde hafif bir kaykılmışsınızdır. Kimisi okulunu düşünüyordur, kimisi işini düşünüyordur. Evet biliyorum. Günlük hayatımızın önemli bir kısmını geçirmek zorunda olduğumuz meşgaleler genellikle çok da doyurucu, çok da heyecanlı, çok da öğretici ve aydınlatıcı olmayabiliyor. Bu konuda akıt olarak hemen yarın sabah bir şey yapamayabiliriz. Ama şunu bilelim, insan zihni uzun yıllar boyunca aynı yekne sakışları bir makina gibi yapmak için tasarlanmamış. Böyle yapan insanların uzun vadede çok ciddi psikolojik ve psikiyatrik sorunlar geliştirdiğini hatta yine bedenlerine yansıttıkları somatizasyon dediğimiz rahatsızlıklardan düçar olduklarını biliyoruz. Efendim işte fibromiyajilerdir, kasılıp kalmalardır, migrenlerdir, hatta otoimmün hastalıklardır böyle uzun süreli sıkıcı ve ödülsüz yaşam deneyimlerinin bir sonucu olarak birçok insanın maalesef başına geliyor gibi gözüküyor. Yarın sabah bir çözüm bulamasak bile eğer bunun bir farkındalığını yaşıyorsak şu anda yani evet benim hayatımda çok fazla sıkıcı rutin, çok fazla beni geliştirmeyen meşgale var diye bir farkındalık yaşadıysak bugünden itibaren bu farkındalığın geri olarak ufak ufak adımlar atıp belki yandan yeni bir şeyler öğrenmeye başlayıp yeni ilişkiler kurmaya çalışıp yeni bir takım yaşam, iş ya da meşgale fırsatlarını ufak ufak internetten araştırmak şeklinde de olsa hayatımıza davet etme ve mümkünse yakın bir gelecekte ya da biraz orta vadede nasıl bir hayat istiyorsak onu bol bol zihnimizde canlandırma alıştırmalarına lütfen ağırlık verelim. Bu genelde insanlara boş bir işmiş gibi geliyor yani oturduğunuz yerde Hani yani nasıl yapacağım ben diye düşünmeden efendim şöyle bir şey yaşamak istiyorum, şöyle olmak istiyorum diye düşünmek boş bir iş gibi gelebilir. Hatta bu biraz dalga konusu da oluyor bu aralar. Manifestation diyorlar ya ileride bir şeyi düşünüp yapmak. Sevgili dostlar ben beyin hakkında bir şey öğrendiysem o da şudur. Yani diğer bütün bilgilerimi boş verebilirsiniz ama olmayan bir geleceği hayal edip de onu yapabilen tek beyin insan beynidir. Onun dışında başka bir canlı bunu yapabildiğini bilmiyoruz. O gelecekteki hayalleri inşa edemeyenler sadece hayal kurmayanlardır. Dolayısıyla şöyle geleceğe yönelik projeksiyonlarla günde birkaç dakika olsun konsantre vakit geçirmenin insanın hayatını ölçülebilir oranda değiştirdiğini ve bunu çok kısa vadede yaptığını biliyoruz. En azından zihinsel olarak rutinden kaçabilme lüksü bizim rutinden alacağımız hasarı çok azaltan bir önleme mekanizması olarak hayata sokulabilir. Ben bunu çok rutin olarak yaparım. Mümkünse her akşam yatmadan önce tuhaf tuhaf yani şu anda yapamadığım belki de belki de ömrüm boyunca bilmiyorum yapamayacağım bazı şeylerin hayalini kurmadan uykuya dalmam. Rüyalar çok eğlenceli oluyor bir deneyin. Yani böyle artık neler düşünüyorsunuz bilmiyorum. O size kalmış. Benim stres bakan başlıkların altıncısı hakikaten hepimizin çok sıklıkla etkisi altına girdiği bir fenomen. Bizim zihnimiz o düşünme dediğimiz süreçlerimiz aslında pek de öyle gelen verileri düşüneyim de şöyle etraflıca bir tartayım oradan bir sonuç çıkarayım gibi çalışmıyor maalesef. Bizim zihnimizde hazır çocukluğumuzdan beri öğrenilmiş bazı zihinsel düşünce kalıpları var. Bu kalıpları zihnimizde çevirme işine biz genellikle düşünme diyoruz. Adına düşünür ya da filozof dediğimiz insanlar çok zorlayıcı metotlar kullanarak bu düşünce zincirlerini kırıp farklı sonuçlara gidebilen tipler olduğu için onlar havalı şeyler yazıp çiziyorlar ya da söylüyorlar. Ama çoğumuz aynı kalıpları kafadan geçire 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 geçire, geçire. E hiç çözemediğimiz sorunları çözebileceğimizi zannediyoruz. Aynı takıntılı düşünce kalıpları içinde sıkışıp kalmak hayatımızı gerçekten çok zorlaştıran bir şey. Ben de bunu birçoğumuz gibi dönem dönem çok yaşamış hatta arada bir kendine o tuzağa düşmüş vaziyette hala bulabilen birisiyim. Bunlar hiçbirimiz zari değiliz. Fakat bunun hayattaki etkilerini görmeye başladığımızda bunları fark edebiliyorsak eğer, bunun dışına çıkmak için bir farkındalık çalışmasıyla başlayabiliriz. O da nedir işareti? Eğer siz takıntılı ve faydasız bir zihinsel döngü içinde sıkışmışsanız, Genellikle birbirini tekrar eden sorunlar yaşarsınız. İlişkilerde, işinizde, hesap kitapta, para pul hesabında, ne bileyim hayatınızla ilgili kritik kararlar verirken benzer yanlışları yaparsınız. Ve sıklıkla ağzınızdan ya da içinizden şöyle sorular dökülebilir. Bunlar niye hep bana böyle davranıyor? Benim şansım niye hep ters gidiyor? Niye böyle oluyor? Sorularını eğer çok soruyorsanız şunu bilelim ki genellikle bize pek bir şey olmuyor. Biz bir şey yapıyoruz onun karşında bize bir şeyler oluyor. Eğer başımıza tekrarlı bir şeyler geliyorsa ve bundan hoşnut değilsek, canımız sıkılıyorsa ve kendimizi gerçekten stresli hissediyorsak bu durumda kendi düşünce örüntülerimize bakmanın zamanı gelmiş olabilir. Tabii ki bunu tek başına değiştirmek çok kolay değil ama kendinle günde iki dakika sohbet etme alışkanlığı geliştirebilmiş insanların haftalar içinde bu konularla ilgili enteresan aydınlanmalar geçirdiğini biliyorum. En azından ben bunu denemiş birisi olarak size söyleyeyim. Kendi düşünsel zincirlerimizi ya da kalıplarımızı kırmadan dış dünyada çok bir şeyin değişmeyeceğini size büyük bir özgüvenle söyleyebilirim. Dolayısıyla en önemli strese sokan unsur genellikle gizli ve fazla fark edilmeyen o zihinsel döngülerdir. Ara ara bir de onlarla ilgilenirsek uykumuza, yemeğimize, hareketimize, işte etrafımızdakilere de dikkat ettikçe inşallah cillop gibi bir zihinle dünyanın en cin fikir işlerini de hep beraber yapmaya devam edeceğiz. Şu anda bu videoyu izliyorsanız bence sağlık genel olarak yerindedir. Ufak tefek problemler olabilir. Onlar hepimizde oluyor. Ama eğer bu bahsettiğimiz şeylerden bir tanesini yakalıyorsanız lütfen biraz onunla ilgilenmeyi ihmal etmeyin. Tabii ki bir konuyu daha ilave etmem lazım. Biraz önce dedik yalnızlık bize kötü geliyor. Ama kalabalık da her zaman iyi gelmeyebiliyor. Bir söz var biliyorsunuz. En fazla görüştüğünüz 5 kişinin ortalamasısınız diye. Bu böyle ortalıkta çok gözüyor ama büyük oranda doğru. İnsan sosyal beyni itibariyle aşırı hızlı duygudaşlık kurup özdeşleşebilen de bir canlı. Etrafında en çok gördüğü insanların hal, hareket, tavır ve düşünce kalıpları insana çok hızlı biçimde sirayet ediyor. Dikkat ederseniz birçok çocuk anne ya da babası gibi konuşur, güler, davranır ve özellikle kriz durumlarında onların kriz hallerindeki davranışlarını tekrarlar. Bu yeteneğimiz nereden geliyor? Biz davranış kopyalayan varlıklarız. Ve daha çok küçük yaşta zihnimizde böyle tam böyle işte donanımlı değilken en yakınımızdaki insanlardan hareket örüntülerini alır ve hayatı öyle başlarız. Hayatın ileriki kısımlarında da çok fazla vakit geçirdiğimiz insanların davranışları ve düşünce kalıpları bize yapışır ve bizim bir parçamız haline gelir. O yüzden etrafımızda sürekli kendine düşünsel ya da fiziksel olarak zarar verme potansiyeli taşıyan, sizin gelişiminizi şu ya da bu nedenle engelleyen, sizi yokuşa süren, sizi size faydalı olmayan işlerle meşgul eden ya da bu meşguliyetlere vesile olan insanlar varsa bence müsaade isteyin kendinize daha güzel bir çevre kurmanın, daha tatlış, daha kafalı arkadaşlar bulmanın bir yoluna bakın. İnsan meclisinin çocuğu haline gelir. Kendimize birer meclis kuralım ve bu mecliste gerçekten bizi yükseltecek, bizim kafamızı açacak insanlar olsun. Önce can soracağını izliyorsunuz. Ben mesela Mustafa Can'la yapıyorum bunu böyle, onunla böyle muhabbet ettikçe benim kafam açılıyor. Ne kadar çok önce can soracağını çekersek, benim aklıma o kadar enteresan fikir geliyor. Dolayısıyla siz de belki önce can soracağını çekemeyebilirsiniz. Yani bu benim bulduğum bir yöntem ama Böyle ortamları arttırmaya çalışın. O yüzden 400 küsür bölüm kaç bölüm çektik biz? 4 yıldır çekiyoruz. 4 yıldır çekiyoruz. Allah kabul etsin. Yani daha da çekeceğiz gibi. Neler çektik? Aklınız durur. Ve netice itibariyle burada yaptığımız şey aslında bir örnek olsun diye yapıyoruz. Biz hayatımızda hep aynı küçük konuşmalar, küçük meselelerle bizi meşgul eden insanlarla çevirdiğimizde büyük bir soruna doğru adım atmamız, büyük bir sorunu çözmemiz pek ihtimal dahilinde gözükmüyor. Etrafı azıcık çeşitlendirelim. Eh Bunlar genel olarak zihnimizi strese sokan faktörler. Şöyle dediğinizi duyar gibiyim. Oho, hepsi bende var. Merak etmeyin bende de var. Yavaş yavaş, yavaş yavaş fark ettikçe hayatta her şeyi çözebileceğiz. Enseyi karartmak yok. Nefes varsa umut ver efendim. Görüşmek üzere.